Sevgili Mezralı hemşerilerim, gelişen yüzüyle İstanbul ilçeleri arasında adından sıkça söz ettiren ilçemizde cennet memleketimizin dört bir köşesinden gelerek buraya yerleşmiş ve burada hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. Anadolu gibidir Bağcılar. Bizler birbirimize gönül bağıyla bağlıyız ve bu bağın adı da memleket sevdası. Cennet yurdumuzun farklı yörelerinden gelip Bağcıların kültürüne zenginlik katan sizlerin ata ocaklarınıza dair hazırlamış olduğumuz bu belgesellerle kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istedik. Birbirimizi daha da yakından tanıyalım dedik. Modern belediyecilik anlayışıyla daha modern, daha gelişmiş, bir adım önde Bağcılar için durdurak bilmeden çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu belgeselleri izleyip ata topraklarınız olan özleminizi bir nebze de olsa giderin istedik. İyi seyirler diliyorum. Burası Mezra Köyü. Buraya geldiğimizde güneş, mutluluğun ve sevginin insan yanaklarında olan sıcaklığıyla merhaba diyor insana. Eşsiz doğal güzelliği ve sakinliğiyle bizi başka dünyalara, belki de içimizde gizli tuttuğumuz dünyaya götürüyor. Köy, Kars il merkezine 15 kilometre uzaklıkta. Köyün Kars-Ermenistan demiryolu üzerinde bir istasyonu bulunuyor. Köy halkının sıcaklığıyla köyümüzde, evimizde sanki tanıdığımız dostlarımızla bir arada olmanın mutluluğu var içimizde. Büyük şehirlerin kalabalık ve gürültüsünden kaçıp uzaklaşmak isteyenler için keşfedilmeyi bekleyen bir yer burası. Aklımıza Turgut Uyar'ın şu dizeleri geliyor. Seni boydan boya sevmişim, ta Kars'a kadar Edirne'den. Toprağını, taşını, dağlarını fırsat buldukça övmüşüm. Sen vatanımsın, ekmeğimsin, duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca. Köye adımımızı atar atmaz ilk sohbetimizi Ahmet Uluoğlu'yla yapıyoruz. Köy halkının yaşantısını gelin bir de ondan dinleyelim. Burası Kars'a bağlı Merkez Mezra Köyü. Ben ve babam, dedem hep burada doğmuşlar. Ya. Babam bir Rusya'da, Ağbaba falan tarafında doğmuşlar da yerleşim olarak burayı seçmişler 1936'da. Buraya yerleşmişler. O 36'dan bu yana buradayız işte. Ben emekli tapu müdürüyüm. Ben hiçbir yere gitmedim. Kars'ta başladım. Kars'ta bitirdim. Kars'ta emekli oldum. Tekrar köyüme yerleştim. Şu karşıki ev benimdir. Bakın ne kadar emek vermişim, ne kadar değer vermişim. Eski çocukluksa, dönemimi anlatırsam biraz acılı olur. Üzülürüm yani. Bizim eski çocukluk dönemimizde çok yokluk vardı o zaman. Çarık denilen bir şey vardı. Okula giderken çarık diker kendimize. Çarık bulamazsak da koyun derisinden bir şeyler yapar, giyinip giderdik. Ondan sonra ekmek bulmada zorluk çekerdik. Birbirimizle, komşularla paylaşırdık yani. Onun için o günler çok zor günler geçirdik biz. Mesela ben okula giderken o zaman, şimdi ben artık elbiselerimi, ayakkabılarımı adam bulamıyorum, verem. Versen de diyor, ben ne yapacağım onu diyor, benimki daha iyidir falan gibi, öyle bir insan bulamıyorum. Oysa ben küçükken okula giderken 5. sınıfa pantolonumun şu diz kısmında bir yırtık olmuştu. Ona yama bulamamıştım. Aynı renkten yama bulamamıştım. Şimdi çöplükte elbiseler abi. Her kişiye söylüyorum, İstanbul'da büyük şehirlerde çalıştıkları gibi bu köyde çalıştılar var ya, parayı koyacak yer bulamazlar. Lütfen herkes köyüne dönsün, köyüne değer versin. Ne varsa toprakta vardır. Gerçekten bizim atalarımızdan bize kalan şeylerdir bunlar.
hediyelerdir. Toprağı işledikçe altındır toprak kalıyor. Belediyeler Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkür ederim böyle bir belgesel gönderdikleri için. Köy nüfusu 400 civarı olsa da çoğunlukla çocukluğunu, gençliğini burada geçirmiş olan yaşlı köylülerimiz köyde yaşıyor. Bu köyde yer yer gördüğümüz yıkık evler göçün izleri. Gidenler ya dönmüyor ya da dönemiyorlar. Geride bıraktıkları bu harabeler kalıyor bizlere. Burada zamanın durduğunu hissetmek, geçmişin izlerini adımlarımızla takip etmek bize adeta bir zaman yolculuğu deneyimi sunuyor. Köyde gezerken her biri ayrı bir öykü barındıran bu eski evlere hayran kalmamak mümkün değil. Hemen ilerisinde kış hazırlıkları süren köyde kazlar için stoklanmış samanları, kışın yakıt olarak kullanılan tezekleri görüyoruz. ...1950'de aynı köyde burada dünyaya geldim. İlkokulu burada okudum, ortaokulu Kars'ta okudum. Ondan sonra 1980'de otobüs işletmesi yapmaya başladık. Kaç sene öyle devam ettik. Ondan sonra şimdi çocuklarım İstanbul'da. Benden eşim de burada kalıyoruz. Eskiden köyümüzün çok güzel bir düzeni vardı. Komşuluk, insanlık, birbirlerine yardımlaşma. Yani çok faydalıydılar birbirlerine. Şimdi çoğu göç etti, gitti. Köyümüz 250 haneden 80 haneye düştü. O kadar işte, yazında bazen Almancılar geliyor. Köylü İstanbul'da olan vatandaşlar geliyor. Bu vaziyette. Geçinip gidiyoruz. Kışın biliyorsunuz her taraf kar oluyor burada. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Yazında tarımla. Arpay, buğday işte, mercimek, bu gibi şeyler ekiyoruz. Böyle geçiniyoruz burada. Buradan Sayın Bağcılar Belediye Başkanı'na, köyümüz halkı adına, kendi adıma sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Köyün otlarını toplamak ve biçmek için her tarım aleti mevcut. Köyün geçim kaynağı hayvancılık ve arıcılık olduğundan büyükbaş ve küçükbaş birçok hayvan görmeniz mümkün. İnsana şifa veren her derde deva bal da üretiliyor burada. Mezra köyü kaz yetiştiriciliği ve ticareti bakımından zengin bir köy. Köy merkezinde sakin sakin akan bir çeşme karşılıyor bizi. Köye uğrarsanız bu çeşmenin buzlu suyundan mutlaka için. Çocuklar şen şakrak, köyün sevimli köpeğiyle oyun oynuyorlar. Ay çiçekleri de pek bir güzel görünüyorlar. Köyde eski ve yeni evleri iç içe görmeniz mümkün. Mesela bu kahverengi ev şehirdekileri aratmıyor doğrusu. Her köyde olduğu gibi bu köyde de görüyoruz. Köyün ilkokulu ve hemen yanı başında sağlık ocağı bulunuyor. İsmim Ali Barulay. 1956 Kars doğumluyum. Merkez Mezra Köyü doğumluyum. Eskiden de hayvancılıkla uğraşıyorduk. Şimdi de hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ekinle, biçinle. Eskiden dostluklar daha iyiydi. Komşuluklar daha iyiydi.
Şimdi de yine aynen devam ediyor. Her şeyimiz köyümüzde. Her şeyimiz, anamız, babamız, bütün ölülerimiz hepsi bu köyde. Evimiz, barkımız hepsi burada. Komşularımız hepsi. Köyün geçim kaynağı hayvancılık. Arpa, buğday, hayvancılık. Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'e de çok teşekkürler ederim. Selamlarımı iletirim. Allah'a emanet olsun. Değişik yerler görmenin mutluluğuyla biraz merak, biraz heyecan hissediyoruz içimizde. Rüzgar bir şeyler anlatıyor çiçeklere. Artık ne diyorsa çiçekler keyifle sallanıyorlar. Köyün camiine geldik. Caminin 100 yıllık olduğu söyleniyor. Kahverengi kubbesi yeşil penceresiyle çok güzel görünüyor. Camimizden 5 vakit ezan okunuyor bu ıssız diyarlarda. Duamızı edip çıkıyoruz biz de. Bağcılar'da yaşayan gurbetçi hemşerilerimizin selamlarıyla geldik ata topraklarına. Bu toprakları adım adım keşfetmek çok keyifli. Sıcacık yürekli insanlar, iyi ki geldik Mezra Köyü'ne. Şimdi dönüş yoluna koyulma vakti. Hoşça kal Kars, hoşça kal Mezra Köyü. Gurbetteki hemşerilerine böyle bir imkan tanıdığı için bu belgeselin yapımında katkısı bulunan Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir Beyefendi'ye teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.